Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük kurtarıcı, büyük devlet adamı, eşsiz deha ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılındayız. Mücadelesi, aklı, liderliği, ileri görüşlülüğü ve Türk milletine kazandırdıklarıyla yüreklerde ölümsüzleşen ulu önderimiz Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ü en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 100. yılında aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde büyük bir özlemle, büyük bir sevgiyle ve büyük bir saygıyla anıyoruz. Üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla başarılı bir komutan ve lider olarak Türk milletinin kalbinde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinen ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, verdiği destansı mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti gibi güçlü, sağlam ve sonsuza kadar yaşayacak bir eser ortaya koymuştur. Bizlere emanet ettiği bu eseri birçok ilke ve devrimleriyle güçlendiren ulu önderimiz, hepimize aydınlık bir gelecek, sağlam temeller üzerine kurulan bir vatan bırakmıştır. Türk milletinin asla esir edilemeyeceği gerçeğini tarihe altın harflerle bir kez daha yazan Mustafa Kemal Atatürk, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma amacını ulusuna en büyük hedef olarak göstermiştir. En olumsuz koşullarda bile umutların nasıl yeşertileceğini Türk milletine öğreten, bu toprakları bizlere vatan kılan, hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak bugün hepimizin en büyük, en asli görevidir. Bizler büyük bedeller ödenerek kurulan ve bu yıl 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşamak ve yaşatmak, ülkemizi Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya, atamızın kurduğu cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsız insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya, bu yolda hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz. Bizlere ölümünden 85 yıl sonra bile önderlik eden, fikirleri, devrimleri, ilke ve kararlılığıyla yolumuzu aydınlatan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daima izindeyiz, daima yolundayız. Hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk milletine olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, minnet, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun.